Fırınımın Öründen herkese merhaba. Bu iki ürünün ortak bir özelliği var. Ondan bahsetmek istiyorum. Neden Fırının Önündeyim? Şu anda fırında Fadime'nin Güncesi kanalının tarifi olan Zonguldak'ın yöresel lezzeti cevizli çörek pişiyor. O pişerken benim geçen dioksinle başlattığım Mutfaktaki Masum Tehlikeler diye bir serim olacak. Onu da alüminyumdan şimdi bahsetmek istiyorum. Bu iki ürün alüminyum. Benim mutfağımdaki alüminyumlar bunlar kalmış. Öyle diyeyim, bu ikisini buldum. Bu benim eşimin ilistir deriz biz buna. Kevgir de deniliyor. Sizde ne deniliyor bilmiyorum. Eşimin çeyizi diyeyim, kayınvalidem çok sağ olsun alıp koymuş. Ben de bunu severek kullanmaya devam ediyorum. Çünkü bu sıcakla temas etmiyor ya da uzun süreli içinde yemek pişirmediğim bir malzeme olduğu için bunu atmadım. Ama bunun dışında ve alüminyum folyo dışında mutfağımda hiç alüminyum kap kalmadı. Bunun sebebini anlatacağım size. 6-7 sene önceydi sanırım. Yani bu konuda ben çok bilgili değildim. Benim ailemin evinde de tavalarımız, tencerelerimiz çok miktarda vardı. Alüminyumdan yapılmış. Alüminyum hafif bir metal. Yani çok hafif, biliyorsunuz alüminyum çok hafif ve çok, nasıl diyeyim, sıcağı çok kolay ısınıyor, çok kolay iletiyor. Bu nedenle hani mutfakta tercih ediliyor kap olarak. Aslında esas sektörü havacılık ve uzay sanayi, çok hafif olduğu için uçaklar alüminyumdan yapılıyormuş. Şimdi ben bunu nasıl öğrendim, bu konudaki tehlikeyi diyeyim size. Hijyen eğitimleri vermiştim bir dönem halk eğitim merkezinde. Orada alüminyumdan da bahsetmem isteniyordu ve ben bu alüminyum konusunda bir hayli araştırma yaptım. Bu araştırmalarımın sonucunda eğitimlerde öğrendiklerimi anlatmamın yanı sıra annemlerin evinde ne kadar alüminyum kap varsa hepsini topladım. Tabii ki yerlerini, ama tencere ve tavalar aldım önce, çelikten yapılan. Onları götürdüm. Dedim ki ben bu tava ve tencereleri götürüyorum. Nereye götürüyorsun? Yerine dedim bunları getirdim. Hiç itiraz etmiyorsun. Götürüyorum. Götürüp attım onları. Ama ablam sonra dedi ki bana, ya atmasaydın ben onlara çiçek dikseydim falan dedi. Olurdu aslında. Güzel bir an olurdu ama ben o anki yeni öğrenmiş, yeni bilgi şeyiyle onları bir an önce oradan yok etmek istedim. Kullanılsın istemedim açıkçası. Ne yapıyor alüminyum? Şöyle, aslında bir sefer kullandınız ya da işte bir pikniğe gittiniz ya da ne bileyim evde bir defa işte alüminyum folyada bir şey yaptınız ayda bir kere. Bu çok anlamlı değil. Yani size bir zarar olacak bir şey değil. Ama bir tencereniz varsa, bir tavanız varsa ve siz bunu her gün kullanıyorsanız, her gün alüminyumlu bir şey aracılığıyla vücudunuza alüminyum alıyorsanız eğer, alüminyum vücutta biriken bir metal ve zararları vücudunuzda daha sonraları ortaya çıkan bir metal. Alzheimer'a neden olduğuyla ilgili çalışmalar vardı ama bu tam tersine döndü. Yani Alzheimer'la ilgili bir geçmiş aile öyküsü olan bir ailedenseniz, Alzheimer vücutta alüminyumu tutan bir hastalık olduğu ortaya çıktı. Ve siz hani düşünün, dışarıdan alüminyum almaya devam ediyorsunuz vücudunuza. Bir taraftan tutuluyor. Yani bir kısır döngü. Bu sadece Alzheimer için değil, bunun dışında birçok tehlikeli olan bir metal vücudumuza aldığımızda alüminyum. Bunun dışında antasit ilaçlarla alüminyum vücudumuza alabiliyoruz. Çok antasit, bu yüzden kullanmamak gerekiyor. Bunun yanında yine alüminyum içeren başka ürünler de var. Mesela nedir? Özellikle deodorantlar, hani koltuk altı roll-onlar, bunları çok aşırı alüminyumluları kullanırsanız yine vücudunuza alüminyum, aldığınız alüminyum miktarını arttırıyorsunuz. Alüminyum folyolar için de
özellikle fırının önündeyken iyi denk geldi. Alüminyumu sıcakta kullandığınızda yiyeceklere geçiyor. Ve bu şekilde de yiyeceklerle vücudumuza alıyoruz. O nedenle alüminyum folyoya sararak patates, et ya da başka şeyler ya da bunu bir işte ne bileyim tepsinin üzerine kapak gibi kullanmak, bunların hepsi bizim vücudumuza alüminyum almamıza neden oluyor. Bir de özellikle geçen dioksinde de söylemiştim, bunu tekrar söylemek istiyorum. Lütfen araştırın, bu konuda çok fazla bilgi var. Doğru kullanmak çok önemli, bazı metalleri, bazı maddeleri. Alüminyum da onlardan birisi. Şimdi tencerelere gelmek istiyorum. Alüminyum tencereler ve tavalarda. Şimdi yemek yine kullanmak istiyorsanız, işte ne bileyim varsa, bir anda ondan kurtulamıyorsanız, en azından yemeği pişirdiğiniz anda dökün, çıkarın, içinde beklemesin. Bunun yanında biz alttan soslu yemekler yapan bir kültüre sahibiz, Türk kültürü olarak. Nedir? Önce domatesi kavururuz. Domates nedir? Asitlidir. Asit alüminyuma zarar veriyor ve alüminyumun çabuk erimesine neden oluyor. Asitli şeyler, limon, yoğurt, özellikle alüminyum tencerelerde yoğurt yapmak. Ben bununla ilgili o hijyen eğitimlerinde bir anım da var. Şimdi anlattım. Pazarcı arkadaşlardı. Şimdi çok hoş oluyor pazara gittiğim zaman. Tabii artık maskeyle tanınmıyoruz ama önce gittiğimde çok güzeldi. Aa hocam hoş geldin. Çok benim hoşuma gidiyordu. Farklı bir duygu yaşıyordum. Pazardaki pazarcı bayan arkadaşlar olsun. Şimdi bir tanesi dedi ki, elini kaldırdı. Ben ne yapacağım şimdi dedi. Ben de dedim, bir anda anlamadım. Yani nasıl dedim. Dedi ki, ya dedi ben panik oldum şimdi dedi. Ben dedi evde dedi bir tencere dedi 10 kiloluk dedi alüminyum tencereye yoğurt yaptım, geldim buraya eğitim almaya dedi. Ne yapacağım ben şimdi dedi. Yani şimdi ne yapacağım konusu bilgiyi öğrendikten sonra kişiye ait. Bunu ben bir şey söyleyemem ki. Ben sadece bilgiyi veriyorum, sonrası ona ait. Ne yaptı bilmiyorum. Yani o tenceredeki o yoğurdu ne yaptı bilmiyorum. Tencerelerden eridiğini şöyle de gözleyebilirsiniz. Hani bu ocağa girmediği için hani kullanıma bağlı böyle burada bir renk değişimi var ama o değil de tencerelerin dipleri, alüminyum tencereler şöyle eskir. Delik delik olur. O delikteki alüminyumların nereye gittiğini düşünün. O delik delik yerdeki alüminyumlar bizim vücudumuza giriyor yiyeceklerimizle birlikte. Yani vücudumuz için faydalı bir şey değil alüminyum. Yani çok aldığımızda zehirlenmeleri de var zaten. Zehirlenmelere de neden oluyor. O nedenle dikkatli kullanmamız önemli olan bir metali, alüminyumu bugün bahsetmek istedim. Bakayım. Oo, çok güzel görünüyor. Bu arada benim tepsim alüminyum gibi görünebilir gözünüze ama değil, çelik. Bu fırını alırken hediye vermişlerdi onu bana. Çok da severek kullanıyorum. Çelik bir tepsi çünkü. Yani bu alüminyum tepsilerin çelikleri de var. Ben bilmiyordum. Bu fırınla birlikte bana hediye edilince öğrenmiştim ve çok sevmiştim, mutlu olmuştum. Evet, alüminyumla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Lütfen dikkatli kullanalım, dikkatli olalım, sağlığımızı koruyalım. Bize masum görünen tehlikelere karşı bilgili ve bilinçli olalım. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşça kalın.